Biz yeryüzünü mescit kabul eden bir inancın mensuplarıyız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cu'ilet liyel ardu mesciden, yeryüzü bize mescit kılındı buyurmuştur. Bunu unutmamamız gerekiyor. İkincisi, bizim hiçbir ibadetimizde herhangi bir aracıya ihtiyacımız yoktur. Zikrimiz, tesbihimiz, secdemiz, namazımız, ibadetimizde herhangi bir aracıya ihtiyaç yok. Biz yaşayan tüm dinler içinde hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan ibadet imkanına sahip olan bir müminler topluluğuyuz. Üçüncüsü, bizim ibadet telakkimiz sadece bizim bildiğimiz ve fıkıh kitaplarımızın ibadeti mersume dediği namazdan, oruçtan, haçtan, umreden ibaret değildir. Dördüncüsü, bizim farklı bir mabet telakkimiz var. Bizim mabetimiz ibadetin ön şartı değil. Başka dinlerin haşa tapınakları gibi bir prestij mekanı değil bizim mabetlerimiz. Ruhları, gönülleri birleştiren birlik mekanıdır, tevhid mekanıdır. Beşincisi ise, zor ve zaruret zamanlarında nasıl ibadet edebileceğimizi bize bütün ayrıntılarıyla anlatan çok evrensel bir ibadet fıkhımız var ve bu fıkhın bir usulü, bir metodolojisi var. Kıymetli kardeşlerim, bunlara dayanarak, bu ilkelere dayanarak diyorum ki camilerin kapalı olması, cumanın eda edilemeyişi, cemaatle namazın kılınamaması, haccın, umrenin yapılamaması bizi asla Rabbimize karşı sorumluluklarımızın ifadesi olan ibadetlerimizden alıkoymaz. Biz her halimizi daha büyük bir ibadete, daha büyük bir rahmete dönüştürebiliriz. Namaz elbette dinin direğidir. İnsanın günde 5 kez Rabbi ile buluşmasıdır. Bilhassa genç kardeşlerimiz günde 5 kez Rabbimizle buluşmaktan kendilerini mahrum bırakmamalıdır. Ancak ibadetimiz namazdan ibaret değildir. Hayatın kendisini ibadet olarak gören evrensel bir ibadet telakkimiz var. Canımızı, neslimizi, evlatlarımızı, toplumu korumak için evde kalışımızı bir ibadete dönüştürebiliriz. Bu imkanımız var. Her türlü salih amel işlemek ibadettir. Her türlü iyilik ibadettir. İlim yaymak, bilgiye hizmet etmek ibadettir. Allah'tan ümidi kesmemek ibadettir. İnsanlara sevinç taşımak ibadettir. Her türlü kötülükten uzaklaşmak, kötülükle mücadele etmek ibadettir. Mala yani'yi terk etmek, anlamsız, faydasız, gayesiz işlerden uzak durmak ibadettir. İnsana eziyet veren bir şeyi gidermek ibadettir. Peygamberimiz hem de imanın tarifi içerisinde zikreder. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek, infakta bulunmak ibadettir. Sabretmek, takdire rıza göstermek ibadettir. Güzel söz söylemek, kardeşine tebessüm etmek ibadettir. Hatır almak ibadettir. Onun için çok geniş bir ibadet anlayışı var İslam'ın. Tabii ki asli ibadetleri ihmal etmeden. Camide bugün cemaatle namaz müekket sünnettir. Fakat canımızı korumak farzdır. Bilerek başkasına hastalık bulaştırmak haramdır. Dolayısıyla bir sünneti yerine getirmek için elbette hiçbirimiz bir farzı terk edemeyiz ve bir haramı işleyemeyiz. Biz evlerimizi bu vesileyle mabetlere dönüştürebiliriz. Cuma namazı elbette çok önemlidir, toplumsal bir ibadettir ve İslam'ın şairidir. Ancak burada asıl olan zamandır, namazın kendisi değildir. Yani cuma günüdür. 2 rekatlık cuma namazı öğle namazına bedel olarak farz kılınmıştır. Bedel yerine getirilemediği zaman asla dönülür ve öğle namazı ile iktifa edilir. Fıkıh bunu açıkça ifade ortaya koymuştur. Hacca, umreye hazırlık yapıp gidemeyen kardeşlerimiz mesela bu birikimlerini insanlığın hem de bu çok zor zamanlarında
ailelerini geçindiremeyen kardeşlerine infak edip ecir ve mükafatlarını alabilirler. Kabe'nin etrafında yapacakları tavafları Allah'ın o fakir kullarının, yetimlerin, miskinlerin gönülleri etrafında tavaf yapabilirler. Elbette yol açıkken, imkan varken bunlar birbirinin alternatifi değil. Yanlış anlaşılmasın. Ancak yol kapandığında bu rahatlıkla tercih edilebilir. Allah Resulü bir gün Kabe'yi tavaf ederken şöyle demiştir Kabe'ye hitaben. Ma atiyebek ne hoşsun, ma atiyebe rihuk, kokun ne kadar güzel. Ma azamek ne yücesin, ma azame hurmetuk, hürmetin, saygın ne kadar yüce. Vellezî nefsu Muhammedin biyedi, le hurmetul mu'mini azamu indallahi hurmeten mink. Andolsun ki Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a andolsun ki bir müminin saygınlığı, bir başka rivayette bir Müslümin kalbi senden daha yücedir. Bu şekilde hitap etmiştir Kabe'ye. Bu sene o ihtişamlı iftar sofralarından mahrum kalmak aslında bir avantaj olacaktır. Ama bilakis infaklarımız fakir kardeşlerimizin sofralarında bizi daha iyi temsil edebilirler diye düşünmemiz lazım.